Merhaba arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bugün 14. yüzyıl Türk Edebiyatı'ndaki mesnevileri genel hatlarıyla işleyeceğiz. 14. yüzyıl mesnevileri artık Anadolu'da ilk mesnevilerin yazıldığı döneme ait oluyor. 14. yüzyılda artık mesneviler Türk Edebiyatı'nda Anadolu sahasında görülmeye başlanıyor. Burada şu aklımıza gelebilir. Yunus Emre'nin risale i 13. yüzyıl değil miydi hocam? Evet Yunus Emre 13. yüzyılda yaşıyor. Fakat 14. yüzyılda da yaşamın devam ettirdiği şuradan anlaşılıyor. risale i arkadaşlar 14. yüzyıl eseri olarak kabul görüyor. Çünkü 1307'dir onun yazımı. Şimdi bu dönemde Mesneviler konularına göre Mehmet Çavuşoğlu tarafından 3 gruba ayrılıyor. Bu üç grubu tekrar ayrıntısıyla işleyeceğiz. Fakat genel hatlarıyla baktığımız zaman birinci grupta manzum dini destanlar yer alıyor. Bunlar bu mesneviler daha çok meclis ve kıraathanelerde okunmak için yazılan e, halk kitlelerini eğitmek, eğlendirmek, hoşça vakit geçirmek için e, ifade edilen, aktarılan eserlerdir. Burada daha çok Hazreti Muhammed'in, Hazreti Ali'nin, Hazreti Hasan ve Hüseyin'in etrafında gelişen olayların anlatıldığı hikayeler yer alır bu mesnevi türlerinde. Bunların yanı sıra İbrahim Ethem ve Veysel Karani gibi önemli sufilerde hayatları hakkında eserler bulunuyor. Bunlar edebi sanat değeri taşımıyor arkadaşlar. Ne edebi değeri var ne sanat değeri var dediğimiz gibi asıl amacı öğretmek. Öğretmek olduğu için de çok fazla sanatsal yönlere işte çevre tasvirlerine filan pek bakılmıyor. Ama e, o dönemin kültürü açısından ve anlatılan olayların tarihi açısından bizim için önemli eserlerdir. Bunlar Arap kaynaklı eserlerdir çoğunluğu. Nedir? Kesik baş destanı, güvercin hikayesi, Hazreti Ali'nin cenkleri, İbrahim ve İsmail destanı, Ejderha destanı, Hatun destanı, Veysel Kikarani, Sulü Fakih'in şöyle bir mesnevisi var Yusuf'u Züleyha olarak. Bir de Yusuf Mettan daha önceden görmüştüğümüz Varka Vügürşah bu grupta yer alıyor. Bunlar bu eserler meclis, bab ve fasıl gibi bölümlere ayrılıyor. Bu bölümlerde yani sanki bir mecliste anlatılacak uzunlukta yazılıyorlar. Asıl amaç bunları köy köy, şehir şehir gezen meddahlar tarafından kitlelere anlatmaktır. Bir diğer türümüz tekke edebiyatı mahsulleri. Bunlar da tasavvufi içerikli eserlerdir. En ünlü örnekleri Gülşehri'nin Mantıkut Tayir ile Aşık Paşa'nın Garip Namesidir. Daha önceki derslerimizde işledik. Öte taraftan belirli bir kültür seviyesine hitap eden yani bizim için asıl önemli olan bunlar. Klasik Türk Edebiyatı'nın böyle edebi ekollerini temsil eden ilk örnekleri mesneviler olan sanat yönü güçlü olan mesneviler bulunuyor. Bunlarda da baktığımız zaman Kemaloğlu'nun ferahnamesi, Pir Mahmut'un Bahtiyar Eseri, Mehmet'in Işkname, Şeyhoğlu'nun Oğlu'nun i Ferahşat, Tutmacı'nın Gölü Hüsrevi, Fahri'nin Hüsrevi Şirini, Hoca Mesud'un süheyl Nebarı ve Ahmet'in İskender ile Cemşid-i eserleri bu grupta yer alıyor. Bunlar tabi ki sanat yönü güçlü, Türkçenin aruza uygulanması e, görülen eserler. Asıl bizim için önemli olan eserler bunlardır. Ve bunların haricindeki eserler şimdiki dersimize kadar işlediklerimizde bu gruba giriyor arkadaşlar. Şimdi bu dönemde Mesnevilerde bazı özellikler görülüyor. Bu özelliklerden biri Mesneviler baştan sona aynı vezinle bitmeyebiliyor. Yani bazıları baştan sona aynı vezinle bitebiliyor. Bazıları da bölümlerde ya da içinde yer alan farklı nazım şekillerinde vezinler değişebiliyor. Örneğin Ahmet Fakih'in kitab Efsaf Mesajı Şerife'de hece ölçüsüyle yazılmış şiirler yer alıyor. Yine Kadı Darir'in Yusuf Züleyha'sında farklı aruz vezinleri yer alıyor. Şeyhoğlu Mustafa'nın da Gazel dışında Hurşid'in ağzından bir tercih bende yer veriliyor e eserinde ve bunlar bu dönemin önemli özelliklerinden biri. Bu dönemdeki baktığımız zaman bu sanat yönü güçlü olan mesnevileri yine gruplandıra gruplandırmak mümkün. Birincisi dini ahlaki tasavvuf içerikli mesneviler. Bu mesneviler başlığımızda da belirtildiği gibi din, tasavvuf ahlak gibi konularda yazılan eserlerdir. Bu eserlerden en önemlileri şu şekilde. Ahmedi'nin İskendername eseri tarihi bir mesnevidir. Yani Makedonyalı Büyük İskender'i anlatır. Fakat bu eserde yer alan Mevlid bölümü ilk Mevlidimizdir. Bunu unutmayalım. İlk Mevlid bu. Aynı zamanda yine Ahmedi'nin Siyerün Nebi adlı 9 beytlik bir eserde bulunmaktadır. Öte taraftan yine Anadolu'da telif edilen en eski Miraçname Ahmedi'nin Tahkiki Miracı Resul adlı eseridir. Bunları önemli olarak görmekteyiz. Öte taraftan Miraçname türünde Aksaraylı İsa'nın Miraçnamesi yine aynı şahsiyetin yazmış olduğu bu eser miraç damet türünde işte Türkçe kelimelerin daha fazla kullanmış olduğu önemli bir eserdir Aksaraylı İsa'nın miraç damesi. Öte taraftan Aksaraylı İsa bir miraç name daha yazıyor arkadaşlar yani miraç dame iki ile çarpıyoruz iki tane miraç damesi var İbrahim Bey'in mirac-ı nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu da yine miraçname türünde bir eser. Öte taraftan Yusuf'u medda ait olan mucizatı Hazreti resul i Ekrem yine miraçname türünde bir eserdir. Öte taraftan Tursun Faki diye bu dönemde mesnevileriyle ön planda olan bir şahsiyet vardır. Bunun da yine Hazreti Peygamber'in hayatı hakkında bir mesnevisi var Hazreti Peygamber Ebu Cehil ile güreş tuttuğudur diye bir mesnevisi var bu mesnevi de sanki Hazreti Peygamberin Ebu Cehil ile yaptığı güreş anlatılmaktadır öte taraftan gazavat nami türü de bu dönemde ortaya çıkıyor Dursun Fakı'nın yine Cumhurname adlı önemli bir eseri vardır Hazreti Ali ile Cumhur arasında olan savaş anlatılıyor. 1473 beyitten meydana geliyor. Bu eserde böyle masalsı unsurlar da var. Kaf cinler, ifritlerin yer alması, masalsı unsurların yer aldığını, aynı zamanda alegorik bir eser olduğunu bize gösteriyor. Öte taraftan yine bu dönemde yazılan fakat yazarı bilinmeyen Tane Musa diye bir eserimiz var. Bu da Hazreti Musa'nın ölümüyle ilgili bir eserdir. İşte dünyanın geçiciliği, peygamber de olsa her canlının e, öleceği anlatılmaktadır. Diğer taraftan Kırşehirli İsa'nın Dasitanı Vefatı İbrahim adlı bir mesnevisi var. Bu mesnevi de İbrahim Hazreti İbrahim değildir arkadaşlar. E, Hazreti Muhammed'in Hazreti Mariye'den olan ve doğduktan bir yıl sonra vefat eden oğlu İbrahim hakkında bir eserdir. Öte taraftan bu dönemde yine mahşer günü ile ilgili mahşer gününü yerini anlatan manzum ya da mensur eserler olan mahşer nameler ortaya çıkıyor. Bunların en önemlileri anonim olan bir nami mahşer var. Şeyh Tamza'nın Ahvali Kıyamet ve Ömeroğlu'nun Şefaatname adlı eserleri var. Yine bu dönemde Farsçadan Türkçe tercüme bir eser olan ve içinde dini ahlaki hikayelerin yer aldığı Pir Mahmut'un Bahtiyar Namesini verebiliriz. Kemaloğlu İsmail'in de Ferah Namesini bu açıdan görebiliriz. Bir diğer grubumuz Aşk Mesnevileri. Bunlar e, karşılıklı aşka dayanan ve bu aşk yüzünden mücadelelere girişilen olayları anlatırlar genel olarak. Buralarda da yine tasavvufi unsurları bulmak mümkündür, dini unsurları bulmak mümkündür ama ana merkez daha çok buradakiler beşeri aşkı anlatıyorlar. Şimdi bir önceki konuda dini tasavvufi eserlerde şunları da söylemek gerekiyor e, Gülşehri'nin Mantuku Tayrı, ondan sonra Aşık Paşa'nın Garip Namesi gibi eserler de o gruba giriyor. Fakat tekrar tekrar yer çoğaltmaya gerek yok. Daha önceden işlemiştik. Evet tekrar dönelim Aşk Mesnevilerine. Aşk Mesnevilerinde ilk sırayı şey Yatamza'nın Yusufu Züleyha'sı alıyor. Yusufu Züleyha pek çok şair tarafından yazılmıştır. Ee, ve bu hem dini hem de bir aşk hikayesidir. Tabii ki Yusuf Zeliha'nın e, temeli Kur'an'daki Yusuf suresine dayanmaktadır. Şeyh Tamza'nın bu Yusuf Uzeyla'sının diğer aynı isimdeki mesnevilerde farkı rüya motifini kullanmasıdır. Tekrar hatırlatalım. Yani Zeliha Yusuf'u rüyasında görür. Ee, bir diğer Yusuf Uzeyla garip mahlaslı bir şaire aittir. burada da yine aynı olaylar farklı bir şekilde anlatılmaktadır. Şimdi bu dönemde Yusuf'u Zeliha yazan bazı şairlerimiz var. İşte Kadı Darir'in, daha sonra Sulifaki, ardından Ahmedi ve Şeyhoğlu'nun Yusuf-u Züleyha mesnevileri var. Kadı Darir ve Sulü Fakih'in yusuf Züleyha mesnevileri elimizde mevcut fakat Ahmedi ile Şeyhoğlu'nun mesnevileri şu an için mevcut değildir, kayıptır. Bu mesnevilerin konularını derslerimiz bittikten sonra özet halinde sizlere sunacağız şimdilik biraz sıkıcı gelebilir dersin uzamasına sebebiyet verebilir. Genel hatlarıyla bu mesnevilerin neler anlatıldığı üzerinde ayrıca video derslerimiz olacak. Öte taraftan Hoca Mesud'un Suheyli Nevbahar adlı bir mesnevisi var ki bu mesnevinin diğer adı Kenzü'l Bedai'dir. Türk Edebiyatı'nda beşeri aşk konusunda yazılan ilk mesnevidir. Şimdi Yusufu Zeliha dini bir hikayeden alındığı için hani dine de, din bu mesnevilerine de aktarabiliriz. Fakat burada ne Nevbar artık aşk merkezli ilk mesnevimiz. Aynı zamanda Anadolu sahasında klasik tertibe göre hazırlanmış ilk mesnevimizdir. Yani tüm bölümleri sağlamdır Hoca Mesud'un. E Suheyl'in Baharı. Öte taraftan Ahmedi'nin Cemşidi Hurşidi'ni görmekteyiz. Fahri'nin Hüşrevi daha önceki dersimizde işledik. Fakat bu dönem eseri olarak Beylikler dönemi Türkçesi hakkında önemli bilgilerin yani ön kelime varlığının görüldüğü bir eserdir Fahri'nin Hüşrevi e. Öte yandan bu eserde geçen Şeker gibi bu Türk dilce düzlük senin için kısa pervüzü Şirin. Yani bu eseri Türkçe yazması ve Türkçeye önem vermesi bakımından eserde geçen önemli bir beyittir. Türkçeye önem atfedilmesi bakımından. Ya bu tür beyitler ÖSYM tarafından soruluyor. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Öte taraftan Şeyhoğlu Mustafa'nın Hurşidi Ferahşadı var. Bunun önemi 14. yüzyıl Türk örf ve adetlerini göstermesi bakımından önemlidir. Aynı zamanda burada işte Türk, Moğol, Arap, İran gibi tarih şahsiyetlerin birbiriyle savaşmasının yer alması, dikkat çekici savaş sahnelerinin bulunması nedeniyle önemlidir. Bir diğer eserimiz önemli bir eser. Mehmet'in Işkname ya da Tuhfename olarak bilinen eseri. Şimdi şair eserini yazmaya başlarken şunu söylüyor. Ben diyor Mısır'dayken Olga Bolga diye sembolize edilen bir kitap eline geçtiğini söylüyor ve bunu çeviriyor. Ve Kıpçak Edebiyatı ile ilgili aslında yani Mısır'da kullanılan e, Türkçeyi bize göstermesi bakımından bu eser önemli. Kırım ve Hıtay halkı tarafından Tatarca yazılan bu kitabın aslının Kıpçakçı olduğu tahmin ediliyor. Ee, Mısır'la ilgili tasvirler yer alıyor. Aynı zamanda Ahmet Fakih'ten sonra gözleme dayalı ilk gerçekçi ülke betimlemeleri bulunuyor. Öte taraftan Tutmacı'nın Gülü Hüsrev ya da Hüsrev olarak bilinen eseri. Burada Rum Kayseri'nin oğlu Hürümüz'de Hozistan Emin'in kızı Gülruh arasındaki aşk anlatılıyor. Aynı zamanda bu eserde Azeri ve Çağatay Türkçesinin izlerinde görmek mümkündür. Yine bu şairimiz tutmacı Ahmedi ile Şeyhoğlu Mustafa kendini üstad olarak görüyor. Lirik bir anlatıma sahip bu mesnevi. Aşk sahneleri görülüyor. Burada kahramanların ağzından söylenen böyle duygusal, romantik, coşkulu şiirler yer almaktadır. Yine bu tür hikayelerden biri Yusuf'u Meddan, Marka ve Gülşah'ı bunu da daha önceden açıklamıştık. Gelelim bu dönemdeki tarihi destanı Menkıbevi Mesnevileri. Şimdi bu dönemin en önemli eseri daha önceki derslerimizde ifade ettik Ahmet'in İskender Namesi. Şimdi Ahmet'in İskender Namesi Anadolu'da Nizami'nin İskender Namesi'ne ilk naziredir. Öte taraftan Osmanlı tarihi açısından İlk ne vardır burada? E, Dasitanı, i Mülük, Ali Osman bölümü vardır. E, bu bakımdan önemlidir. Aynı zamanda Makedonyalı İskender'in yapmış olduğu savaşları, gitmiş olduğu seferleri anlatır. Ölümüne kadar geçen süreyi anlatır. Ve Osmanlı'ya kadar getirir. Aynı zamanda coğrafi unsurlarda yer alır demiştik. O yüzden Ahmet'in İskender in Namesi e, hem kendi döneminin hem de Mesnevi tarihimizin en önemli eserlerindendir arkadaşlar. Mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Öte taraftan Tursun Fakı'nın Gazavatı Resulullah olarak ya da Kıssay Mukaffa olarak bilinen bir mesnevisi var. Burada da Hazreti Muhammed ile Yemen'de bulunan ve 80 yaşında olan bir putpedresi putperest, mukaffa arasındaki savaş anlatılıyor. Ee, halk tipi mesnevilerle giriyor bu. Öte taraftan Tursun Fakı'nın yine Muhammed Hanefi Cengi diye bir mesnevisi var. Diğer taraftan bu dönemin önemli isimlerinden Kirdeci Ali. Bunun Dastan Ejderha ve kesik Kesikbaş Destanı var. Burada özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Ee, adından bu mesnevilerin kimi anlattığı çıkarılabilir Kirdecali'nin. Hazreti Ali her ikisinde de. Yani birinde Hazreti Ali bir ejderhayı öldürmeye gidiyor. Diğerinde savaşçılığı, yiğitliği anlatılıyor. Kesikbaş Destanı'nda. Bunlar daha çok Anadolu'da köy odalarında anlatılan hikaye, masalımsı türde eserlerdir. Daha çok böyle insanları bir savaşa adapte etmek, mücadeleyi adapte etmek için hazırlanan eserlerdir. Öte taraftan Yusuf Meddan' da yine Hazreti Ali ile ilgili Gazavat İmam Ali ya da diğer adıyla Hikayeti Yemame. Şimdi Gazavat İmam Ali şeklinde seçeneklerde vermiyorlar da arkadaşlar. Hikayeti Yemame deniliyor ve herkes şaşırıyor. Yine bu dönemde Davut isimli mahlaslı bir şairin yine Hazreti Ali ile ilgili bir mesnevisi var. Gazavat Emren Müminin Ali der memleketesin ba mükatil şah. Şimdi burada Hazreti Ali'nin Sint ülkesinde güneşe tapan hükümdarı Mükatil Şah ile yaptığı mücadele anlatılıyor arkadaşlar. Daha çok Hazreti Ali'nin cenk bu dönemin mesnevilerini etkilemiştir. Buna dikkat edelim. Yine Ahmedi'nin Şeyhi Sanan Mesne hikayesi, Elfan Çelebi'nin daha önceden bahsettik Menakıb-ı Kutsiye, Şeyh Atamzan'ın Dastanı Sultan Mahmud, Gülşehri'nin Keramat Ahiyevran ama buraya bir şüpheli bir eserdir. Çünkü Gülşehri hem Mevlevi'ye bağlı olup hem de Ahiyevran'a bağlı olamaz. E, nitekim Mevlana ile Ahiyevran arasında bir çekişme vardır. Bunu da Mikail Bayram Hocamız bunun Mikail Bayram Hocamızın eserlerine ve YouTube'daki videolarına bakılarak o dönemin koşulları anlaşılabilir. Öte taraftan Yusuf'u Medda, Makdil Hüseyin, Yusuf'u Medda e, dastan Dağstan Der Cihanı Fanus Der Hikayet Takyanus. Bu da İbn Abbas'ın ağzından asabı Kef kıssas anlatılıyor. Diğer mesnevilere baktığımız zaman bunlar biraz daha belirgin özellikler. Ahmet Fakih'in Kitab-ı Esaf Mesaj-ı Şerife eseri bilindiği gibi hac yolculuğunu anlatıyor. Bir seyahat türünde eser. Ahmedi'nin Tervihül Ervahı tıp dalında bir eser. Ve bu dönemde tutmacının tabiat tıp dalında önemli bir eserdir. Bu eserde neler anlatılır? İşte şifalotlardan Tedavi şekillerinden falan bahsedilir. Yiyecek içeceklerden bahsediliyor. Yine Ahmedi'nin Mirkatül Edep diye Arapça, Farsça mazlum lugatı bulunuyor arkadaşlar. Evet 14. yüzyıl mesnevilerini bitirdik. 14. yüzyılda önemli eserlere biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Hatta mümkünse bazı bölümleri okuyalım arkadaşlar. Çoğu pdf olarak internette mevcut. Kültür Bakanlığı'nın sitesinde ya da Kültür Bakanlığı'nın Yaz eserler Kurumu'nun sitesinde pdf olarak indirebiliyorsunuz. Bunlara bir göz atmakta fayda var. Yani hepsini ezberlemek pek mümkün değil. Ama böyle İskender Ahmedi'nin, işte Yunus Emre'nin, Aşık Paşa'nın, Gülşehri'nin mesnevilerine biraz daha göz gezdirmek gerekiyor. 14. yüzyıl Dan en az bir tane soru geliyor arkadaşlar. Yani hem dil açısından olsun hem eser şair açısından olsun en az bir tane soru geliyor her sene. O yüzden çok dikkat etmekte fayda var. Bir diğer dersimizde Çağatay Edebiyatı'nın önemli şair ve yazarlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyoruz. Eksik kaldığımız yerler olabilir. Bunlar da bize bildirirseniz memnun oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.